Seka kağıt fabrikasını satmasaydın Recep Tayyip Erdoğan olarak bu kağıtlar böyle artmayacaktı değil mi? 35 bin tıpkı lira. Gübre fabrikalarını başlangıç. Tabii tıpkı gübre fabrikalarını satıp da gübrenin tonunu 20 bin liraya çıkarttığın gibi. Şimdi biz bunları ülkede böyle konuştukça öyle bir rahatsız oluyorlar ki hemen bu cemaatleri devreye sokuyorlar. Mesela çünkü Hüdapar'ın karma eğitim tabii isteği de o mu? Tabii o, kesinlikle. Hüdapar da geliyor. Gündemin tıpkı Afgan örtmeyin. Modelinde olduğu gibi. Ne demişti Recep Tayyip Erdoğan? Afganistan'da Taliban kazandığında, iyi hatırladığınızı eminim, bizim Taliban'la fikir ayrılığımız yok demişti. Taliban da kız çocuğunu okutmuyor. Hüdapar bir müddet sonra zaten bu teklifi kız çocukları okumasına götürecek. Yani kız erkek bir arada okursa taciz edirler birbirini demek 80 yıldır bu ülkede Cumhuriyet'in çocuklarına, bizlere yapılacak en ağır hakarettir. Kirli zihniyetlerini ortaya tabii, koymaktır. Pisliklerini kişinin ortaya. Fikri neyse tabii, zikri odur. Zikri odur. Kendi çocuk gibi çocuğu görüyor. Taciz tabii. etmez. Burada hukuk devleti vardır. Ben ama, Cem abi kusura bakmayın şundan da yıldım. Yani yıllardır din baza din anlatmaya çalışıyoruz. Bizim din baz karşısına laik sistem ve hukuk devleti anlatmamız gerekiyor. İşte, ben bakın, şeye de katılmıyorum. O da mesela, ekonomi, bak, şimdi, ekonomi Ayşe Hanım. Şey değil. Bence bu ülkenin temel problemi, birinci problemi adalet. Yani gelir dağılımında adalet, iklimde adalet. İşte onu anlattıkça rahatsız yani, oluyor adam. Adamın rahatsızlığı, bu adamların rahatsızlığı ne işte? Biz de onun için diyoruz devam yani edeceğiz. Asıl, şimdi ben asıl, İPE yani programa o başlamadan önce İPE'ye dedim ki biz oraya. Bu tarikatlara falan girmeyelim. Biz milletin derdiyle dertlenelim dedim değil mi? Bakın açlık sınırı bugün değil mi? 12.918 lira. Yoksulluk sınırı 39.733 lira. Ev kirası dün akşam Ordu'da Zeki ablam var. Ziya abimle Zeki ablam. İkisi de emekli. Ev kirasını Zeki ablamın maaşı karşılıyormuş. Ziya abimin maaşıyla da geçinmeye çalışıyorlar. Ve ağlıyor, üzülüyor. 65-70 yaşına gelmişler. Çocuklarına hediye bile alamıyorlar oyuncak. İşte biz bunları, tabii laiklik, demokrasi, özgürlük, kadın hakları, insan hakları bunları konuşmamız gerekiyor. Ama maalesef burada insanlar bu haldeyken artık ona da bakmıyor. Sen demin güzel bir şey söyledin. Dedin yok, ki adalet yani ha, onun adalet için olmadığı adalet. İçin, ülkede demokrasi olmadığı için, özgürlükler baskı altına alındığı için kişiler dinlemekten bile uzaklaştılar. Ya tweet atacak, adam bana yazıyor. Vekilim sen şunu yaz diyor. Beni diyor içeri atarlar diyor. Yaz dediği şey aslında çok basit bir eleştiri. Ama bunu bile yaptırmıyor. Neden? Çünkü başımızdaki kişi ülkeyi şahsının ülkesi olarak görüyor. Bu ülke benim şahsım ve biz de onun kullarıyız olarak görüyor. Dolayısıyla bu kul mantığından kurtulamıyoruz. Yani sarayda muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan'a şöyle hitap ediyorlar. Halifeyi mübeşşirin, halifeyi sultan herhalde birbirlerine böyle hitap ediyorlar. Ve çıkınca dışarıda hepimizi bunlar halifenin kulları, saltanatın emrindeki padişahın kulları olarak görüyorlar. Böyle görmemiş olsa Recep Tayyip Erdoğan ülkenin %50'sini sürekli ötekileştirip, sürekli hakaret edip, sürekli lanetleyen bir dil kullanır mı? Ama kullanıyor.